Merhaba, iyi akşamlar. Konya günlük grafik. Konya'da yukarı doğru böyle bir deneme oldu. İşte geçen haftaki videoda. Tabii 19 Mayıs'ta çekmiştim. Yani burada bir kuyruklu yıldız yapmıştım. Normalde çok yani çok önemli bir yer değil kuyruklu yıldız yaptığı yer. Ama oradan beri çatır çatır aşağı gitti. Satıldı yani Konya kuyruklu yıldızdan sonra. Yani o videoda bahsetmiştim. Çok önemli olmamakla beraber. Tabii dikkate de alınır. Yani isteyen alabilir. 1035'i kırsaydı gerçekten burada yukarı yönlü bir hareket belki hızlanabilirdi. O düşen trendi şu an 50 gün çiziyor. Yani 1007 lirada şu an, tabii aşağı geliyor her gün o da. 1007 lira 50 kuruşta. Yani 1010 lira diyelim biz. Önümüzdeki günlerde bir kere takip edilmesi gereken alan, yani bir kırılım olabilecek şey, önce 1010 liranın geçilmesi, arkasından 1032 civarının geçilmez. Şunu bir kaldıralım. Bu kırıldı artık. Bir anlamı kalmadı. Ben onu hani isteyen takip edebilir diye koymuştum. Bu trend. Yani nedir trend takip etmek? Trendin üstündeyseniz iyi. Altındaysanız işte stop çalıştıracak olan varsa falan ona göre karar verir. Dolayısıyla burada şey 20 günle beraber kırıldı. Trend de kırıldı. Bir anlamı kalmadı. Desteğe tutundu ama 830'u altına veremedi. Bugün de böyle bir baktığınız zaman Yusufçuk benzeri bir şey yapmış. Ara maçı da denebilir ama bu biraz yukarıda. Bunu Yusufçuk demek daha doğru olur. Normalde Yusufçukların kuyruğu daha aşağıda olur. Onu söyleyeyim yani. Biraz oranı var onların. Öyle. Neye benzettiğiniz çok önemli değil. Yani Yusufçuk veya Harami Açı. Bu tür simgeler kısa vade. Çok kısa vadeden bahsediyorum. Böyle bir toparlama ihtimalini gündeme getiriyor. Yani kendilerinden sonra bir yeşil mum görme olasılığı oluyor. Ki olasılık söylediğim şey. Yani kesin değil. Onu da ifade edeyim. Tabii öyle bir şey olursa en azından hafta kapanışını tekrar 920-921 üstüne doğru yapması. Yani hafta kapanışı demeyeyim. O tabii 2 gün var. Bir şey yok haftanın kapanmasına. Ya da önümüzdeki günlerde diyelim. Tekrar bir yeşil yapıp 920'nin üstünde kapanışlar alması en azından biraz daha olumlu bir mesaj olur diye düşünüyorum. Tabii burada aşağıda 800'ün kırılması demek o biraz arada, çünkü 800 kırılırsa yani sol tarafta dağınık bir durum var. Bir bayrak o zaman videoları yapmıştık, yani bu hep aynı hareketi yaparak yukarı gitti. Bir işlem yoğunluğu olmuştu. 640-650 seviyesi en aşağıda. Yani ara destekler olabilir, ona itirazım yok ama daha böyle bir majör destek olarak orası şey olabilir. İhtimal ya da gündeme gelebilir. RSI 38 kendi ortalamasının altında, ya iyi değil RSI'nin şeyi. Yani hem kendi ortalamasının altında hem de zayıf bir bölgede. MACD'ye baktığımız zaman o da tabii bu son düşüş göstergelere çevirmiş. Kendi ortalamasının altına sokmuş RSI falan. MACD'nin boynu kapanmış. İşte yarın eğer ciddi bir yukarı atak yapmazsa o da kırmızı olacak MACD. Yani MACD'nin kırmızı olması burada öldüm bittim anlamına gelmez, onu da ifade edeyim de. Dolayısıyla bu satışlar biraz göstergeleri aşağı yönlü götürdüğünü görüyoruz. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Majör anlamda unutmayın. Önce 1007 yukarı, ondan sonra hani bu özellikle 1035'in geçilmesinin önemli bir etkisi olabilir. Söylenecek başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.